koronavirüsle mücadele kapsamında uzmanlar çıktı dedi ki kolonya ve dezenfektan kullanarak virüsleri öldürebilirsiniz. Bu açıklamanın ardından herkes evine kolonya ve dezenfektan depolamaya başladı. Tabi fırsatçılar bunun fiyatlarını artırdı. O ayrı bir rezillik. Ama başka bir yanlış daha var. Uzmanlar uyarısında şu hususun altını çizdi. Suyun ve sabunun olmadığı yerlerde dezenfektan ve kolonya kullanabilirsiniz. Ama ilk tercihiniz su ve sabun olmalıdır. 20 saniye 30 saniye kuralına uyarak ellerinizi yoğun bir şekilde yıkamalısınız. Kural buydu. Ama vatandaşlar ne yaptı? İnsanlar ne yaptı? Kolonyayı dezenfektanı depoladı. Evde oturuyor. Televizyon izliyor. Kolonya kullanıyor. Kumanda yerliyor. Dezenfektan kullanıyor. Tuvalete giriyor. İhtiyacını karşılıyor. Elini yıkıyor. Geliyor oturuyor koltuğa. Tekrar dezenfektan kullanıyor. Kolonya kullanıyor. Haliyle yanında bulunan küçük çocuklarda bir takıntı haline geliyormuş bu konu. Uzmanlar bu konuyla ilgili uyarılarda bulundu. Anne ve babaları taklit eder çocuklar. E haliyle siz yanında sürekli o çocukların kolonya ve dezenfektan kullanırsanız çocuklar da bunu bir alışkanlık haline getirebilir yaşamının diğer süresi boyunca bunları kullanmaya çalışır. Aşırı derecede kullanacağı için ellerinde egzama meydana gelebilir. Cilt hastalıkları meydana gelebilir. Daha büyük bir tehlikeye daha dikkat çekiyor uzmanlar. Siz bu dezenfektanları ve kolonyaları çocukların ulaşabileceği bir yerlere koyarsanız Çocuklar bunları içmek suretiyle zehirlenebilirler diyor. Uzmanların uyarısı bu şekilde. Anne ve babalara düşen görev kolonyayı ve dezenfektanı çocukların uzanamayacağı, ulaşamayacağı bir yere koymak. Öte yandan ev içerisinde mümkün olmadığı müddetçe bu ürünleri kullanmamak. Zira evin içerisinde su da var, sabun da var. Dışarıda bunları kullanabilirsiniz. Sürekli bunları kullanmaya devam ederseniz çocuklarınızın hem sağlığına hem ruh sağlığına zarar vermiş olursunuz. Uzmanların Kolonya ve dezenfektanla uy ilgili uyarısı bu şekilde.